Değil o kadar. Ama sosun çok güzel. Yani güzel, keşke yanında böyle bir sos falan da yapsaydın. Hani o şuranınki gibi falan. Ama yani içi falan gayet nemli nemli. Brownie cake gibi gayet güzel. Sağ ol. Berker'in maalesef yaptığı hamurlu çalışma ekmekle kek arası bir yerde kalmış. Yeteri kadar kabaramadığından dolayı ıslak kalmış. O ıslaklık hoş, nemli bir ıslaklıktan ziyade pişmemişin ıslaklığı. Susamlı çubuk krakerler yapacaksınız ve süreniz de 30 dakika. Bizim daha az beğendiğimiz... Sus, kendim mi yaptın? Ya çikolatalı fındık ezmesi. Aldım başıma belayı yani. Bence tabakta tek yenilebilecek şey, hani saygı gösterebileceğim şey muffin'in. Diğerleri arkadaşların da dediği gibi hazır olduğu için. Şöyle bir açıklama yapayım. Ben piknik sepeti yapmak istedim ve piknik sepetinde sonuçta muffin ve milföyleri fırında yapma gereği duydum. Yani öyle yapmak istedim ve sonuçta sandviç tarzı bir şeyler de yediğimiz için dolu gözüksün diye. Tamam, yani saygı duyuyorum sana. Muffin'ini beğendim. Bu da güzel. Keşke bunun içine kendi emeğin olan bir şey yapsaydın. O zaman daha güzel olurdu bence. Eline sağlık. Vallahi benim fırın açmam bile bir emek. Kesinlikle. Zaten onun için, sana saygı duyduğum için hep yorumlarımı ölçülü yapıyorum sana karşı. Teşekkür ederim. Görkem kadar eğitimi ben almış olsam orada çikolatasını yapıp o sosu hazırlar. Hatta o hamurun ununu bile kendim yapardım. Şura sosunu yaparken gördüm. En çok merak ettiğim şey sosun. Sos gerçekten çok güzel olmuş. Yani köfteni orada mesela mangalda pişmiş bir şekilde olmasını tercih ederdim. Biraz kuru olmuş. Yani kurumuş daha doğrusu. Beklediği için de birazcık olabilir, bilmiyorum. Eline sağlık. Tabii ki biz de tercih ederdik mangalda pişirebilmeyi. Ama buraya mangal getiremediğimiz için ve konseptimiz fırın olduğu için biz etimizi fırında pişirmeyi tercih ettik. Görkem isterse bir gün bana misafir olsun, ben ona mangalda o köfteyi pişirir ve yediririm.